Fenerbahçe'yi konuşurken paylaşalım. Ozan Tufan Ulusit de Fenerbahçe İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yani, Ozan yani Tufan çok için önceden yeni zaten bir Evet. netleşmiş yaklaşık 20 gündür gidecek, gidecek, gidecek. Ki Fenerbahçe'nin de bu şu performansıyla oynayabilecek bir oyuncu değildi. O da hani nasıl döndü? Ama potansiyelli bir oyuncu. Yurt dışına gidip de bu kadar kötü dönüşü yani Ozan Tufan'ın dilinden Şenol Güneş çok iyi anladı Sergen, Sergen Yalçın, Yalçın çok, iyi çok iyi anladı Ya Keşke o dönemlerdeki gibi oynasa Aykut Kocaman mesela en formda olduğu dönemde Yokan anlayamadı Gökhan Hocam itirazı var galiba Biz de anladık Bak evet. şimdi nereden birazdan anlatıyorum Atatürk'ün anlat bardakçıya gelirken anlattık ya Hani 2013'te Akdeniz oyunlarına evet. bir kadro hazırladık İşte benim ekip yani teknik ekip Levent Şahin Fatih Hocamın evet. yardımcısı işte bizim Zeki Önatlı'ydı. Nurettin hocamız vardı. Kaleci hocası Fenerli. Evet. Bir 15 günde kadro kurmuştuk. Yalnız teknik Evet evet. Biri, biri, bir kadroymuş. biri biri e, Abdülkerim Bardakçı'ydı. Biri Ozan Tufan'dı. Abdülkerim Bardakçı daha yeni Galatasaray işi bitti. Şimdi burada programdayken de Ozan Tufan da Bursa'dan seçtiğimiz oyuncuydu. Şu anda Ozan Tufan'ın da Hull City'ye gitti haberi geldi. Demek ki doğru şeyler yapmışız zamanında. Tebrikler evet. hocam zaten Vay. başka bir şey de beklenemez Güzel Ama Ozan Tufan e, küllerinden bir kez daha doğacak mı merak İnşallah ediyorum İnşallah doğar Milli takım içinde çok değerli bir oyuncuydu Milli takımda da zaman zaman iyi işler yaptı Ama oyuncu bazen böyle dip yapıyor Sonra bir daha yükseliyor Sonra bir daha dip yapıyor i̇şte Hep böyle Emre inişli Mor. çıkışlı grafiği İki bir var problemli oyuncu evet. arka arkaya konuşuyoruz evet. Emre Bor'un yükselişini evet. Ozan Tufan'ın düşüşünü Yine ama dediğin gibi dip yapmışken yükseliş. orada yükselişe geçer Olsun de çok rahat oynar. Yani e, yeter ki istesin ya bir de oyuncunun istemesi lazım. Hani şimdi Oğuzhan Özyakup diyoruz. Salih Uçan diyoruz. Bunlar çok değerli, yetenekli oyuncular ama e, oynamadılar yani. Laiç kötü oyuncu muydu? Tabii ya. Iyi. Yeteneklerini inkar etti. Bunalıma girdiği söylendi. Aşk yaşadığı söylendi. Her şey oldu. Ama Laiç yata yata para kazandı. O'nu bıraktı herhalde o ya. Hiç ortada <laughs> yok. Hiç haber yok değil mi yani? Ya bırakmış olabilir. Çok iyi para kazandı çünkü Beşiktaş'ta. Ömür kazandı. boyu yeter bir o para. para. Ya gitmeyerek kazandığı para 3 milyon evet, oynamadan, oynamadan kazandı. De, oynamadan evet, yani. Evet, oynamadan para, o parayı 3 kazandı ya. Nasıl bir para, bir para? Düşün transfer mevsimi var. Laiş ile ilgili bir tane haber yok orada. Bir dakika bile oynamadan hocam bir de değil mi? Bir tabii, dakika bile, tabii, bile yani, oynamadı bu oyuncu. kaldı sonuçta. Yani bunu oynatmadı. Lens e, layış, en sakalı. Oynamadan. Zaten para en çok kazandı. üzülenler onlar herhalde. Mukaveleri bitti ya tabii. <laughs> <Evet. Ya>, Mukaveleri <laughs> devam etse onlar oynamadan emekli olmuşuz zaten. Bir ses onlara devam ederler. Tabii canım. Ya ben futbolculara bu kadar yani Biraz da oyuncunun, ya bu sözleşmelerde ya da futbolculardan yana hep şeyler FIFA oyun kuralları, işte Bosman kanunları diyoruz. Oyuncu yata yata para kazanmamalı bence. Bir şekilde sözleşmesini feshetme hakkı olmalı kulüplerin. Çünkü bir önceki yönetim böyle bir hata yapmış diye yeni gelen yönetim burada eli kolu bağlanmamalı. Orta yol bulunmalı. Buralarda spor ile ilgili, yani futbolcularla ilgili ne yapılabilir? Bunu da e, oyun kurallarına mı koyacak FIFA, UEFA? Çünkü kulüpler niye batıyor? Hep bu oyuncu sözleşmeleri yüzünden batıyor biraz da. Yani alıyorsun oyuncu, ilk yıl çok iyi oynuyor, 5 yıllık sözleşme yapıyorsun, 4 yıl e, inişli çıkışlı grafiklerde orada da e, ne bileyim, hani e, kötüyse, performansı kötüyse kulübün ya nasıl iş yerlerinde oluyor bu şekilde, o ana kadarki ki e, tazminatı ya da hak edişini veriyorsun, gönderiyorsun. Aynen. Ama bu oyuncular böyle değil ki yata yata para da kazanabiliyor. Yani Beşiktaş'a ya da diğer kulüplerinde de paralarına yazık. Bir de gitmediler ya. Yani Gitmezler. Takım niye gitsinler? Bulun yani paranızın çoğunu vereceğiz olan gitmediler. İdman'da da ne yapıyorlarmış? Bir ara fotoğraflarını A Spor'da arkadaşlarımız da getirdi ekranlara. Onlar da güzel iş yapmışlardı. İşte 5 dakika idman yapıp terliklerle işte selfie çekiyorlar. Cep telefonuyla <laughs> oynayıp oyun oynayarak gülümsüyorlar. Kahkaha atıyorlar. Bunları da gördük yani. Yazık. Şimdi Fenerbahçe'de transferde devam edecek henüz. Bitmedi tabii ki. Evet. Asıl merak önlü edilen o. özellikle önlü evet. Arao transferinin hani Ve Arao... golcü bence. Ya golcü işte şeyden sonra şimdi Samat da bile deniyor. Dediğim gibi ya yani, e, şu birinci etap bittikten sonra Avusturya'ya giderken belki orada e, diyecek ki ya bu oyuncular evet e, fena değil. Serdar durursun en iyisi. işte Valencia kalabilir ama Samat'ta maliyetli zaten Gitsin ben işte e, Cardozo gibi e, bir Santrifor istiyorum çünkü Cardozo ile müthiş Benfica'da şampiyonluklar, kupalar kazandı. Tamam. Öyle e, işte vegors mesela, vegors Cardozo'nun iyi dönemindeki e, oyuncu gibi duruyor şu anda benim kafamda izlediğimde. Öyle bir Santrafor isteyebilir. Seferovic değil kafasındaki isim onu da söyleyelim. Yani Seferovic tamam onu İlk da çok konuşuldu. Konuşuldu ama yok yani bir ara Beşiktaş'a da ilgileniyor falan dendi ama çok Seferovic'le ilgilenmedi takımlar. Yoksa e, rahat transfer edebilir. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta edebilirdi. Şu anda santraforlarına bakıyorsun. Serdar Dursun. yeni Birinci işlerinde. gibi evet, duruyor. Milli takımında golcü şu anda. Arkasında Berisha. Evet. O da onun arkasında Samat da Tamam, sen Samat Samatta'yı istemeyebilirsin. Ama sonuçta Samatta bu takımın sözleşmeli oyuncusu. Yani o da biraz evvel dediğimiz selfili bölüme katılabilir yani. <laughs> Zorunlu satın alma opsiyonu olarak evet. da 6 milyon euro öden de evet. servisine. Bence Beriş alan sonra Valencia. Doğru. Bence de Valencia hareketli. Tabii sonra Valencia, ondan sonra da Samatta. Evet. Ha baktığınız zaman Bunların hangisini koy Türkiye Ligi'nde hepsi kapık kapış gider ha yani şu anda. Pelkas da gol atacak gibi duruyor yine Pelkas'ın yani da var. Bir de Pelkas durum var yani Pelkas'ı evet. konuşmuyoruz. Evet. Pelkas e Yunan milli Takımı i̇yi, iyi oyuncusu, çok genç atar. oyuncu, kaliteli, pahakta, harika. Yani şu anda bıraksan o da yani Fenerbahçe'nin esasında elinden çıkaracağı oyuncular şu anda. Değerli. Erken de bırakmaları lazım ki takım bulsun de değerli. Yoksa senin dediğin bölüme geliyor yani. Gelmiyor. kadroya almıyorsun. Gidiyor selfie çekmeye işte. Oturuyor. Parasını oturduğu yerden, yattığı yerden parasını almaya başlıyor. Demek ki hoca bunlarda bir yine de ışık gördü. Bir bakayım dedi. Öyle, yani yeni yine çıkarabilirim bu kadrodan. Ee, doğru olan da bu aslında biliyor musun? Sil baştan kadro kurayım. O en kolayı öyle şampiyon olursun. Hazır oyuncuları al, şampiyon ol. Ama değerli oy, Serdar Rus'un milli takımda da goller atıyor. İyi ama büyük zorluk derecesi yüksek maçlarda Serdar Rus'un e, o kapalı savunmaları aşamıyor Markacı kolay bir oyuncu Şimdi e, hoca mutlaka kafasında Hep iyi santriforlarla çalışmış Bu arada yani onu da söyleyelim Hocanın baktığında e, Benfica'da, Sporting'de e, Fluminense'de Hep iyi oyuncularla çalışmış İyi golcülerle çalışmış Burada da mutlaka e, bir tane isteyecektir Ama görmesi lazım Kime diyecek o da önemli En az iki tanesini diyecek Bunları gördü mü karar vermek zor ama idmanda ya. Hepsi işte bu atıyorlar hepsi, işte. Hepsi çok iyi oyuncu yani ama baktığın ama zaman ne kadar iyi. O, i̇yi iyi. Yani buraya denenmeden gelse ya Samat da Herhalde. karşı o yani bir kupada çıktı harika oynadı ya. Enner Valencia. Yani, Valencia. çok Enner Valencia. Önemli bir oyuncu. Trem nasıl Türkiye'ye geldi? Dedik. Yani Ekvator takımının şu evet. anda ben bir takım alsam Enner Valencia gibi oyuncunun takımda olmasını isterim. Her dakika bela girdikten sonra maçlarda zaten en çok efektif oynayan oyuncu oluyor. Burada işi kolay değil ama elini biraz çabuk tutması lazım. Çünkü dediğim gibi yani 25 gün sonra Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesi oynayacak bu takım.